Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 207. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetleri'nde doçent doktor Başak Alın'la birlikteyiz. Bunu söylerken bir mutlulukla söyledim çünkü birkaç gün önce doçentliği geldi. Yani biz bu yayını hazırlanmadan birkaç gün önce kendisi paylaştı bu bilgiyi. Başak Alın'la biz bugün siyasal yayınlarından çıkmış olan posthumanizm kavram Kuram, bilim kurgu alt başlığıyla çıkmış olan bu yayını kitabı üzerine sohbet edeceğiz. Yeni bir kitap bu. Aslında biz bu çerçeveye yakın olarak geçmişte özgüç güvenli bir yapay zeka ve tekillik diye bir yayın yapmıştık. Daha sonra da Ali Şimşek'le bir Frankenstein yayını yapmıştık ki Başak Hoca'nın kitabında da bu Frankenstein mevzusu örnek olay, örnek metin olarak değerlendiriliyor. O yüzden aslında biraz böyle önceden de bir altyapımız var. Bu posthumanizm meselesi bugünlerde epey konuşulan bir mesele. Bu Pasajlar Dergisi'nin de bu ayki, ya bu sayısında Sosyal Bilimler Dergisi dosya konusu olarak posthumanizm seçilmiş ve Başak Hanım'ın da burada bir makalesi var bildiğim kadarıyla. Araya gireceğim küçücük. Makalem yok. Ben bilim kurulundaydım Öyle mi? dergi. Ha, ben Evet. yanlış Evet. hatırlıyorum. Ama arkadaşlarımızın var makaleleri tabii. Evet. Bu yayının sizlere ulaşmasında bize destek olan Kronik kitabı başlamadan önce bir teşekkür edelim ve Kronik kitabın bu ayki ekranda görmüş olduğumuz kitap setinde hocamızı hediye olarak göndereceğini buradan ilan edelim veya Teşekkür ediyorum. açıklayalım, rica ederiz. Hocam, öncelikle kavram üzerinden bir başlayalım. Posthümanizm ve transhümanizm üzerine bir kısa diyelim, yani ne kadar kısa olabilirse. Bu kavramlar siz yani transhümanizmi posthümanizmin karanlık ikizi olarak kitabınızda değerlendirmişsiniz. Ve bu posthumanizm ve transhumanizm kavramları ne anlama geliyor ve bu kavramlardan yola çıkarak işte yavaş yavaş konu üzerine devam edelim. Buyurun. Evet, güzel böyle ağır bomba bir soruyla başladık şimdi. Çünkü her ikisi de çok dallı budaklı konular onların. Aslında iki ayrı çalışma alanı bile diyebiliriz posthumanizme de, transhumanizme de. Posthumanizm çok çok dallı budaklı bir şey. Çünkü bir anlamda transhumanizmin ele aldığı özellikle teknoloji konusuyla bir dirsek teması var, hep var. Çıkış noktaları benzer diyebiliriz bu anlamda. Ama ayrıldıkları noktada yani birbirlerinden farklı kanallara gidişleri itibariyle karanlık ikiz durumuna geçiyor transhumanizmin. Onun neden öyle söylediğimi de birazdan anlatayım konuşmanın içerisinde. Şimdi posthumanizm aslında sibernetikten çok fazla besleniyor ve Macy konferanslarıyla yola çıkmış ilk düşüncenin öne atıldığını, akademik anlamdaki ilk düşüncenin bununla öne atıldığını düşünebiliriz. 1941-1960 yılları arasında bir dizi konferans bu. Ve burada aslında bilinç nedir, kan dolaşımı nedir, insan nedir gibi soruların peşine düşen bir grup da var. Ama sibernetiğin de ilk kez akademik anlamda çalışmaya başlandığı yerlerden bir tanesi diyebiliriz Macy konferanslarına. Onun evvelinde tabii posthuman kelimesinin ilk kullanıldığı yeri kaynaklar 17. yüzyılda Thomas Blount'un Glossographia eseriyle gösteriyorlar. Daha sonra 19. yüzyılın sonlarına doğru Helena Blavatsky'nin eserinde bir posthuman kavramından bahis ediliyor. Ama buradaki kullanım şekilleri bugün bizim posthumanizmin içerisindeki posthuman kavramından birazcık farklı. Özellikle Blavatsky'yi çok bilimsel bir dayanak olarak alamayacağımızı düşünüyorum ben. O çünkü astral evrimleşme diye bir şeyden bahsediyor ve Blavatsky bir okültist. Biraz da böyle tehlikeli sularda yüzme anlamına da geliyor aslında posthumanizmde de eğer çok radikalleşirseniz ve transhumanizmde de eğer çok radikal uçlara gidecekseniz hep tehlikeli sularda gezmek zorunda kalıyorsunuz. Felsefi anlamda da bu böyle. Bunu hayata geçirip bir uygulamasını sağlayacaksanız da bu böyle. Şimdi temel fark teknolojiye yaklaşma biçimleri diyebiliriz. Teknogenesis dediğimiz
insanın teknolojiyle birlikte evrilmesi sürecinden bahsediyor her ikisi de. Ama posthümanizm teknolojiyi kendine bir yoldaş, kardeş olarak görüyor. Özellikle Donna Haraway'in, ki Donna Haraway posthuman kelimesinden ve posthumanizm kelimelerinden özellikle kaçınan bir düşünür. Çünkü biliyor onun böyle hani başka yerlere çekilebilecek olduğunu. O kendini materyal feminist olarak tanımlamayı tercih eden biri. Ama yaptığı çalışmalar posthumanizme çok ciddi dayanak noktası olmuş birisidir Haraway ve onun özellikle mesela bu cyborg diye Türkçeleştirildi, cyborg metaforu çok önemli posthumanizmde. Ve daha sonra companion species dediğimiz yoldaş türler kavramını da ortaya atarken Haraway kendi yaptığı cyborg açıklamalarına bir ek getirdi. Ve dedi ki bütün bu hayat yelpazesi içerisinde, çünkü bir yandan da biyolog Haraway, düşünür olmanın yanı sıra, bütün bu hayat yelpazesinin içerisinde, canlılık, cansızlık tartışmalarının içerisinde insanın bir kanadı da hep teknolojiye dayalıysa, aslında o cyborg dediğimiz türler de bir çeşit küçük kardeşimiz oluyor demişti. Dolayısıyla posthumanistler genel anlamda, onlar da tabii bir sürü posthumanizm var ama hani benim bakış açımla söyleyeceğim, burada hepsine giremeyeceğiz tabii ki. Bir yanımız teknolojiye, bir tarafımız da biyolojik olarak diğer hayvanlara dayalı. Bir yelpazenin içinde bir yerimiz var bizim insan olarak. O yüzden de benim gibi düşünen posthumanistler teknolojiyi bir dayanak noktası olarak görüyorlar. Tabii ki vazgeçilmez bir şey bizim için. Ondan vazgeçemeyeceğimiz aşikar. Ama transhumanistler teknolojinin üstüne basa basa insanı yüceltme kaygısını taşıyorlar. Ve bunun bir yanı yaşam koşullarını iyileştirme gibi görünüyor. Ki bu hiç kötü bir fikir değil. Buna da karşı da değiliz ama ekstropyanizm gibi çok uç örneklerinde insanın ölümsüzlüğü yakalaması, bu gerekirse bedenin mükemmelliğe ulaşması yoluyla olabilir. Yok, ulaştıramıyorsak bedenden tamamıyla kurtulup, onun o ölümlü yanından kurtulup bilincimizi bir bilgisayara aktararak gerekiyorsa bunun yani bu mesela işte Elon Musk'ın Neuralink'ine falan benzeyen çalışmalarla bilincin kontrol edilmesi, duyguların kontrol edilmesi yoluyla insan ömrünü uzatma ve mükemmel insanı yaratma arzusuyla yola çıkmış bir grup transhümanistler. Hepsini tek kefede toplamak zorunda kalıyoruz transhümanistler deyince. Tabii ki bir sürü dalı budağı var bunun. Ama ben özellikle transhümanizm çalışmadığım için, yani spesifik olarak o değil benim çalışmalım, posthümanizm olduğu için o kadar detayına inmemeyi tercih ediyorum şu anda. Ama kavramsal olarak birbirlerine karıştırılmalarının bir başka nedeni daha var. Posthuman kelimesini transhumanistler de kullanıyor. Onlar şöyle kullanıyorlar. Şu anki olduğumuz haline insan 1.0 diye alıyorlar. Bir yükseltilmiş versiyon olarak düşünüyorlar. İnsan 2.0, transhuman, o geçiş sürecindeki ona diyorlar. Geçiş dönemi olarak düşünüyorlar onu. Teknolojiyle iyileştirilmiş bedenlerden bahsediyoruz. Ne tip teknolojiler olabilir bunlar? Nano, bio, cognitive science ile ilgili ve info ile NBIC diye yazılıyor kısaltılmışı. Nano, bio, info, cognitive gibi, cognition gibi. Bunlarla yükseltilmiş bir beden ve zihin algısıyla bu geçiş sürecine transhuman diyorlar ve son ulaşılacak noktaya, insan 3.0'a da posthuman diyorlar bunlar. Ama posthumanizme dönüp baktığınızda, benim gibi özellikle düşünen posthumanistlere baktığınızda, posthuman kavramını biz öyle kullanmıyoruz. Bütün doğadaki varlıkların, bu bakterilerden, mikroorganizmalardan tutun da en kompleks canlılara kadar tüm canlıların ve hatta bizim aslında cansız diye addettiğimiz ama kendi içinde bir eyleyiciliği olan, yani bütün bu evrenin aktörleri olan taşlar, kayalar, inorganik bedenler, elektrik, rüzgar gibi bedenlerin de, maddelerin de bir canlılığı olduğunu söylüyorlar ve bütün bunların kümülatif ağına posthuman demeyi tercih ediyoruz biz. O yüzden de orada bir karmaşa da söz konusu. Bir başka karıştırılma sebebi de elbette Türkçeleştirirken de oluyor. Şimdi ben doktora tezimde de bunu sıklıkla söylüyorum. Doktora tezinin bir Türkçe özet bölümü oluyor. Orada tabii ki her şeyi Türkçeleştirmek durumundasınız ve posthuman kelimesini insan ötesi diye Türkçeleştirmek durumunda kaldım. Ama bakıyoruz, Rosie Braidotti'nin kitabı insan sonrası diye Türkçeleştirildi.
Şimdi post-humanities diye beşeri bilimlerin evrilip yeni bir alana doğru savrulduğunu görüyoruz. Onu öte insani bilimler diye çevirenler var falan. Bir kelime eksikliğinden de oluyor bu. Bizdeki o kavramın tam oturmayışından da oluyor. Kimisi tersini kullanıyor. Şöyle yazılar da gördüm. Transhumana insan ötesi deyip posthumana insan sonrası diyenler de gördüm. Ama bu ne ötesi ne sonrası. Çünkü hani insanın sonu gelsin biz de uzaylılarla bir olup gezegeni ele geçirelim falan gibi bir durum söz konusu değil. Yanlış anlaşılıyor bunu böyle tercüme ettiğimizde. O yüzden ben posthuman ve posthumanizm demeye devam ediyorum. Yakın zamanda sevgili hocam Serpil Operman'la da bir sohbetimizde de bunun bahsi geçti. Kitabımı da okumuştu tabii ki, bunun üzerine de konuştuk. Nasıl ki postmodernizm evrensel bir kavram, postmodernizme modernizm sonrası, modernizm ötesi demiyorsak, posthumanizme de bir şey ötesi, bir şey sonrası demek zorunda değiliz. İnsan ötesi, insan sonrası demek zorunda değiliz. Daha iyi bir çeviri olursa, varsa alternatifi tabii ki kullanalım. Buna da karşı değilim ben. Ama tam karşılamayışı beni rahatsız ediyor açıkçası. Bu, çünkü o sorduğunuz sorunun kökünde yatan kavram kargaşalarına özellikle sebep olduğu için. Kısaca böyle söyleyebiliriz şimdilik. Burada herhalde hocam posthumanist düşünce daha bütüncül bir bakış açısı sağlıyor. Buna karşılık transhumanistler ise insan merkezli, hatta biraz daha ileri götürürsek, biraz önce siz de isim vererek söylediniz, Elon Musk'ı da düşünürsek beyaz erkek, hatta apartheid falan da diyebiliriz çünkü Güney Afrikalı olduğunu düşünürsek yani evet. O biraz daha zorlama bir şey olacak ama böyle çok bir şey var galiba değil mi? Çok da zorlama değil bence, çünkü posthumanizm aslında bütün bu ayrımcılık karşısında duran akımların hepsine bir üst çatı olabilecek nitelikte. Çünkü hem postkolonyalizmden beslenmiş kanalları var. Çünkü yani şuna bakıyoruz, sizin de söylediğiniz gibi, benim de kitapta sıklıkla vurguladığım gibi antropos dediğimiz insan kavramı, sözüm ona, hep bütün insanlığı temsil etsin diye ortaya atılmış bir figür. Ama tabii ki bilgiyi üreten topluluk Batı olunca, Batı merkezli, Avrupa merkezli bir figür oluyor antropos ve beyaz erkek, ataerkil bir topluluğu temsil eden birisi oluyor. Ve baktığınız zaman mesela o Vitruvius adamının incelemesi de var ya benim kitabımda, Rosie Braidotti'den aldım onun büyük kısmını, üstüne ekleyerek gittim. Ona bakıyorsunuz o figüre, Leonardo'nun Vitruvian adamına. Çok gücü kuvveti yerinde, fiziki kabiliyeti yerinde, vücudu son derece fit bir adam görüyoruz ve yani resimde bunu görmesek de o figürde bunun temsilini tabii ki çizemezsiniz ama aklı da son derece yerinde. Dolayısıyla her türlü engeli aşmış bir adam olduğunu düşünüyoruz. Zihnin gelişmesini bir yandan eğitimle de besleyeceksek mesela, eğitime de erişimi olduğunu anlıyoruz buradan. O zaman belli bir sınıfa da sahip olduğunu anlıyoruz buradan. Belli standart bir dili konuştuğunu söylüyor zaten Braidotti bu temsile bakılarak. Belli bir inanca sahip olduğunu söylüyor. O zaman çok az insanı temsil ediyor bütün dünyada bu antropos. Yani kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, bütün bunları, beyaz olmayan ırklar, başka etnisiteler, bunların hiçbirisini ya da standart o dili, o antroposun konuştuğu dil, Batı Avrupa olan herhangi bir dili konuşmayan birileri ya da onun gibi konuşmayan birileri, onun inancına sahip olmayan birileri muhakkak dışarıda kalmak zorunda kalacak. Üstelik de insan merkezini, insanı merkeze aldığı için, insan merkezli bir düşünce yapısına ev sahipliği yaptığı için diğer bütün hayvanlar, ağaçlar, bitkiler, doğada dışarıda kalan ne varsa onların da sömürülmesinin yolunu açtığı için. Şimdi Gayatri Spivak'a dönüp bakıyorsunuz mesela, postkolonyal önemli bir feminist düşünür o da. Onun söyledikleri çok önemli bizim için ki Carrie Wolf var, posthumanist kuramcı mesela. Spivak'tan yola çıkarak şunu söylüyor. Bütün bu sömürge işleri yapılırken, sömürgecilik uygulanırken, siyahi insanlar ya da işte yerli halklar sömürgeleştirilirken yeterince insan olmadıkları gerekçesine dayanarak sömürgeleştiriliyorlardı. Aslında apartheid mantığına o kadar da aykırı bir şey olmadığını görüyoruz o düşüncenin. Yani insan merkezliğin, antropos merkezliğin. Bir yandan da tabii kim bu insan sorusunu sorarken yine Braidotti'ye döneceğim. Onun çok güzel bir röportajı var. Diyor ki insan hakları evrensel beyannamesi yayınlandığı zaman
Bundan sadece erkekler, batılı beyaz erkekler yararlanabildi. Kadınlar yararlanamadı, çocuklar yararlanamadı, engelliler yararlanamadı vesaire vesaire. Ve kadınlar da insandır demeye kalktığı zaman ilk kişi, tarihteki ilk feminist olarak yani hani bu insan hakları beyannamesinden kadınların da yararlanması gerektiğini söyledikleri zaman giyotine gönderdiler bu insanları. Dolayısıyla burada o söylediğiniz apartheid mantığı çok da uzak gelmiyor aslında ama Elon Musk bunlardan sadece bir tane örnek yani o daha popüler olduğu için şu an göz önünde olduğu için ve şirket sahibi olduğu için ama bunların akademik kanaldan destek alan kişiler de var bunların arasında transhumanistlerden bahsediyorum yani aralarında sanatçılar var bir sürü başka ekollerden gelen kişiler de var ve hepsi transhumanizmin farklı kanallarına yönelik çalışmalar yürütüyorlar onlar. Ha ben çok karşı değilim yürütmesinler mi tamamen bunları susturalım falan gibi bir şeyim yok, düşüncem yok. Tabii ki onlar da olacak. Bir dirsek teması var zaten teknolojiyle posthumanizmin. Hani şu dijital çağda zaten teknolojiden vazgeçmemiz gibi bir şey söz konusu olamaz. Ama dikkatli yaklaşmak lazım transhumanizme çünkü o aydınlanma geleneğinin bir devamı olarak o insan merkezli söylemi sürdürmeye devam ediyor. Ve bütün o cılık cilik dediğimiz İşte ırkçılık, cinsiyet ayrımcılığı falan filan gibi sağlamcılık dediğimiz o işte engellilere karşı yapılan ayrımcılıklar vesaire gibi bütün o ayrımcılıkların altını kalın kalın çizgilerle çizen bir düşünceye savrulduğu için tehlikeli. Hocam şimdi bu sizin kitabınızın başlangıcında hani şöyle bir tanımlama yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki insan alet yapmaya başladığı andan itibaren zaten posthumanist dönem hı-hı başlamıştı. Çünkü hani kendi hayatını kolaylaştırmak için teknolojiden yararlandı. İşte ok yaptı, yay yaptı, tekerleği icat etti vesaire. Yani posthumanizm meselesi aslında antropolojiyle çok ve evrimle belki çok doğrudan alakalı bir şey. Burayı biraz bir açalım. Bir de bu liberal hümanizmle posthumanizm arasındaki fark nedir? Yani posthumanizm sizin az önce de hani Vitruvius insanından bahsederken şey yaptığınız o ötekileştirici dile itirazı var. Burada işte liberal hümanizm dediğimiz işte bizim hepimiz aslında hümanistiz gibi böyle aslında hiç işlerin kazın ayağının öyle olmadığını fark ettiğimiz bir anlamda bir söylem var. Burada posthumanizm bu liberal hümanizmle hesaplaşması nasıl? Bir de bu işte posthumanizmin kökenleri üzerine biraz sohbet edelim. Tamam. Şimdi önce ilk sorunuzla başlayayım. Teknoloji meselesiyle başlayayım. Ateşi ilk olarak alacaksak mesela, o bir işte keşif mi, icat mı tartışabilirsiniz tabii ki ama aslında bence keşif yani. Onunla başlayalım. Şimdi biz ısınmak zorundayız bir kere yani. Diğer türlerden bir farkımız yok mu? Yani var. Hani bunu kabul edelim. Neyimiz var mesela ya da neyimiz yok? Onunla gidelim. Bir kere bizim pençelerimiz yok. Kürkümüz yok. Sivri dişlerimiz yok. Doğada hayatta kalmamız için bizim mutlaka sırtımızı teknolojiye dayamamız gerekiyor. Ve bir taraftan da doğadan da faydalanmak zorunda kalıyoruz. Yani bir tarafımız biyolojik. Bir tarafımız teknolojik. Bu hep olmak zorunda. Yemeklerimizi pişirmek zorundayız. Ateşle ısınmak, kendi evimizi aydınlatmak zorundayız. Sırtımıza bir şey giymek zorundayız. Yani doğaya bizi saldığınız zaman hele ki şu modern çağda hiçbirimiz hayatta kalmamız mümkün değil. Bu eğer teknolojik bir şeylerden ya da icatlardan faydalanmazsak. Bahsettiğim teknoloji bu. Bunu tabii ki neye dayandırarak söylüyorum ben? Aslında İlk akademik metin olarak posthuman kelimesinin geçtiği metin, felsefi akademik metin olarak İhab Hasan'ın 1977 tarihli Prometheus as Performer makalesini düşünebiliriz. Orada bir postmodern parodi olarak yazmış, kaleme almış bunu İhab Hasan ve text ve pretext gibi falan karakterler var. Onlar birbirleriyle konuşuyorlar. Ve İhab Hasan'ın o makalede söylediği şey şu: gittikçe kaydileşen bir kültürümüz var bizim. Yani 77'de söylüyor bunu. Yani artık elle tutulur halden çıkan, o maddileşmeden arınan bir kültürümüz var gittikçe. Söze daha fazla, bilgiye ve enformasyona daha fazla dayanan.
Ama bu sürece bizi götüren olağanüstü bir şey yok. Çünkü hani biz buyuz, bizim gerçekliğimiz bu demeye getiriyordu. Orada da bu Prometheus mitini kullanıyordu elbette yola çıkmak üzere. Çünkü Prometheus biliyorsunuz tanrılardan ateşi çaldı ve insanlığa verdi. Yani o aslında ateşin icadını anlatan bir mitti. Ateşin keşfini anlatan bir mitti. Ateşten itibaren ilk bulduğumuz şey olarak, teknoloji olarak sırtımızı yasladığımız, ondan itibaren hep teknolojiye dayalıyız. Haraway'in bir sözünü alıntılamak istiyorum burada. Biz hiçbir zaman insan olmadık der Haraway. Bu şu demek, hiçbir zaman etrafı camla kapatılmış böyle bir self-contained entity diyoruz ona İngilizce'de. Ne denir ona? Yani kendi içinde bağımsız yaşayan, doğadan ya da çevresinden bağımsız, hiç geçirgen olmayan varlıklar değiliz biz. Biz hep kendimizi öyle örgütledik, öyle kurduk. Bütün yaşam kültürümüz ona göre gelişti ama yani hep kendimizi bir doğadan soyutlamaya, kültüre yakın bulmaya, eğitimle kendimizi işte ya mesela doğaya yakın olana vahşi deriz, yabani deriz ve bunların hep kötücül anlamları vardır, böyle çağrışımları vardır. Baktığınız zaman insanın bir tarafı da vahşi ve yabani ama insanın vahşi ve yabani olması kabul edilebilir bir şey değildir. Tüm dünya kültürlerinde neredeyse şu anda böyle. Medeniyeti hep biz doğanın karşıtı olarak gördük. Medeniyeti hep kültür olarak gördük. Ama bakıyoruz bugün mesela işte virüs bunu çok güzel gösterdi şimdiki pandemi. Bizim geçirgen bedenlerimiz var ve diğer hayvanlardan çok kolay etkilenebiliyoruz. Çünkü onlarla iç içeyiz zaten. Çünkü bedenimizin bir kısmı da buna dayalı. DNA dediğiniz şeyin yarısı enformasyon yani kod, yarısı onun da bir bedeni var, yarısı protein. Dolayısıyla siz her gün yazılımı güncellenen bir mekanizma gibisiniz bir yandan. Ama sadece mekanizma değilsiniz çünkü etiniz kemiğiniz var. O yazılım güncellendikçe etinize kemiğinize sirayet eden bir şeyler oluyor vücudunuzda. Ve bu hayvanlarda da böyle. Bu virüste de böyle. Yani bugün işte varyantlarını görüyoruz diyoruz mesela virüsün. O da çevreye uyumlanarak kendi adaptasyon sürecini devam ettiriyor. Bu aslında biraz önce sorduğunuz evrim meselesine de biraz dirsek teması olduğu için ona da nispeten cevap vermiş oluyor belki. İlerleyen sorularla belki daha fazla açabiliriz elbette. Şimdi gelelim liberal hümanizme. Liberal hümanizmde evet hepimiz hümanistiz doğru. Oradaki yola çıkış mantığı çok güzel. Orada hiçbir sözüm yok. Yani herkesin evrensel haklardan faydalandığı, bütün insanların eşit olduğu fikri, özgürlük, eşitlik, adalet gibi kavramların hayatımıza girdiği bir nosyon var liberal hümanizmle doğan. Buna bir itirazımız yok. Ama işin işlerliğine gelince, iş pratiğe dökülünce kimin hümanizmi diye bunu sormak zorunda kalmamız bir problem. Mesela bir taraftan radikal hümanizmden sırtımızı yaslayarak posthümanizme gene bir geçiş sağlayabiliriz. Edward Said'in hümanizmi ile liberal hümanizm aynı şey mi? Değil. Onun bir takım eleştirileri var hümanizme. Neden? Çünkü herkesi kapsayan bir hümanizm değil o. Yani Edward Said'i de postkolonyal olarak düşünürsek, postkolonyal düşünürlerden bir tanesi olarak düşünürsek yine Spivak'ın söylediği aynı noktaya gelmiş oluyor bu da. Ama burada posthümanizmin itirazı şuna, çünkü hala eksik. Yani bir taraftan yani şeyler soruyor mesela hani siyahi insanlar ve beyaz olmayan ırklar ve etnisiteler şunu soruyor. Biz neredeyiz burada? Bizim temsiliyetimiz nerede? Feminizmler soruyor. Kadınlar nerede burada? LGBT hareketi soruyor. Biz neredeyiz diye soruyor. Queerler soruyor mesela. Translar soruyor. Biz neredeyiz? Hangi insan diye soruyor bunu. Çünkü heteronormatif bir kültür var ortada desteklenen. Engelliler soruyor. Engellilik çalışmaları, disability studies, biz neredeyiz diye soruyor. Onların da kendi içinde bir sürü yelpazesi var. Hepsi aynı şey değil ki. Dolayısıyla insan dediğiniz faktörü tek bir şeye indirgemiş olmak bizim en büyük sıkıntımız. Yine doğa dediğimiz kocaman bir kavramı tek bir şeye indirgemiş olmak bizim sıkıntımız aslında. Yani doğa dediğiniz zaman içinde bakterilerden zürafalara envai çeşit yaratık var. Onların hepsi aynı şey mi? Ama biz hep insan ve insan olmayan diye böyle ikili ayrımlar, ikili karşıtlıklar mantığıyla düşünüyoruz. İnsan zihni belki öyle çalışıyor. Bilgisayarları öyle yaptık işte, 1-0 mantığıyla çalışıyor onlar. O da bizim icadımız. Her şeyi kendi suretimizde yaratma gayretimiz var zaten. Ama posthümanizmin itirazı tüm bu kanallardan geliyor işte. Yani hangi insan sorusunu soruyor? Bir, insanın dışında kalan öteki doğa dediğimiz yani topluca işte hayvanıydı, bitkisiydi, bakterisiydi, bunlar ne olacak? İki ve üçüncüsü diğer nesneler, cansız adettiğimiz
örneğin kimyasal maddeler, onların da bir eğleyiciliği var. Yani işte sigara içiyorsunuz, size dokunuyor çok basit haliyle, değil mi? Nikotinin bir eğleyiciliği var çünkü sizin bedeniniz üzerinde zararlı bir madde o. İşte kitapta da asbest örneğini vermiştim mesela. Ama sigaranın ilk çıkışına bakarsanız mesela, aman işte sindirimi kolaylaştırır, nefesinizi açar diye reklam edilmiş bir ürün. Asbestin ilk çıkışına bakarsanız, aman sihirli materyal, bundan daha iyisi yok diye çıkmış, lanse edilmiş bir ürün. Ve biz bunların zararını anlayıncaya kadar aradan çok vakit geçiyor, bir sürü olaylar oluyor, bir sürü hikayeler yazılıyor bunların üzerine. Ve bu şu demek, doğada bulduğunuz her maddeyi kontrol altına o kadar da alamıyormuşsunuz, o kadar da üstün bir varlık değilmişsiniz demek ki, bir. Doğanın anlattığı bir takım hikayeler var, edebiyatçı gözüyle söylüyorum bunu. Ve o hikayeleri o kadar da iyi okuyamıyormuşsunuz demek ki. Yani o doğayla iletişimin kesilmesi, özellikle aydınlanma çağıyla birlikte Bacon'ın ve Descartes'in düşüncelerinin üstüne Newton'un klasik fiziğiyle perçinlenmesi ve insanın dünyanın hakimi olarak dünyanın tepesine tünemiş bir tahta oturmayı arzu eden, bütün doğayı ve evreni kontrol altına alabilirse en üst mertebeye ulaşabileceğine inanmasıyla ilgili bir sıkıntımız var burada. Ve bütün bunların hepsi tabii ki, hani liberal hümanizmin tek başına suçu mu bu? Değil. Ama bu tür düşüncelerin altını oyduğu ya da bunların yolunu açtığı için sıkıntılı buluyoruz. Çünkü kimin hümanizmi diye sormak zorunda kalıyoruz. Burada belki burada biraz da edebiyat kısmına geçmek istiyorum biraz, çünkü Kur'an ve bilim kurgu alt başlığı var. Ya şey açısından da ilginç. Prometheus'u ilk post-humanist metin olarak düşünmek, belki görmek ve modern zamanda da Shelley'nin Frankenstein romanını, bunun ilk metni olması ve Frankenstein ve yahut modern Prometheus, bize Frankenstein diyebiliyoruz metnin ismini ama aslında uzun hali Frankenstein yahut modern Prometheus diye geçiyor. Bu edebiyat bağlamında yani şey çok ilginç geliyor bana, romancının, bir yazarın bu tahayyülle bir şey vermesi, bir nasıl diyeyim, bir öngörüde bulunması yolumuzu aydınlatıyor. Yani ben hep mesela şimdi işte bir dünyanın eşiğindeyiz. Bu arada şeye mesela bilim kurgu romanlarına daha fazla okunması, daha fazla üzerlerine düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir öngörüyle, bir sezgiyle bize bu yolu gösteriyor. Bu gelecekte neler başımıza gelebileceğini. Bu bağlamda biraz işte Frankenstein'ı, belki de o dönem içinden bugüne nasıl, bu posthuman kavramıyla nasıl bir ilişkisi olduğunu değerlendirebilir miyiz? Tabii. Şimdi o zaman tabii Mary Shelley bunu yazarken posthuman olsun diye yazdığını ben pek zannetmiyorum ama çağının düşünceleriyle çok haşır neşir bir yazar Mary Shelley. Onu yazdığı zaman çok genç daha. Şimdi onun bir kısmı hafif korku temaları içeren de bir romandır biliyorsunuz Frankenstein. Sadece bilim kurgu değil ama tarihteki ilk bilim kurgu kabul ediliyor. Onun arka planından biraz bahsedeyim. Aslında Mary Shelley, Mary Wollstonecraft'ın, yani tarihteki ilk kadın hakları savunucusu olarak kabul edilen İngiliz bir yazarın kızı ve aynı zamanda babası da William Godwin. Yine o da çağının çok önemli yazar ve düşünürlerinden bir tanesi. Dolayısıyla çok okumuş yazmış bir ailenin kızı Mary Shelley. Fakat annesinin Fransız devriminde etkin oynadığı rolde var. Annesinin o dönemde o Fransa'daki daha özgürlükçü düşünceden ve Britanya'nın o daha geleneksel yapısına karşı çıkarak yazdığı, çizdiği şeyler de var falan. Hani aile hikayesine baktığınız zaman çok uzun ve karmaşık, dolu dolu ona etkileyen birçok olay var ona sebep olacak. Ama temel olayın şu olduğu söylenir Frankenstein'i yazmasında. O dönemde Percy Shelley, yine romantik dönem şairlerinden, William Godwin'in ve işte Mary Wollstonecraft'ın vasıtasıyla onların evlerine gelip giden ya da o camiadan olan aslında birisi.
Ve bunlar aşık oluyorlar. Fakat Percy Shelley o dönemde evli ve bunlar kaçmaya karar veriyorlar. Bu esnada Percy Shelley'nin eşi hamile ve üzüntüden çocuğunu kaybediyor. Ve Mary Shelley bununla ilgili olarak çok ciddi vicdani yük duyuyor. Çok ağır bir depresyona giriyor. Bu esnada kendisi de hamile kalıyor ve kendisi de bir düşük yapıyor yanılmıyorsam. Yanlış söylüyorsam düzeltsinler, daha sonra özür diliyorum. Ama Ceneva Gölü civarına bir seyahatleri var. Bu seyahatin içerisinde 5 kişiler, Percy Shelley, Mary Shelley, daha evli değiller o zaman ama sonra evlenecekler falan, Mary de var. Lord Byron, yeni dönemin önemli romantik şairlerinden. John Polidori, aslında bu bir doktor ve Byron'un ahbabı. Ve Claire Claremont var. Claire Claremont da Mary Shelley'nin üvey kız kardeşi. Aynı zamanda da Lord Byron'un çokça sevgililerinden bir tanesi. Bunlar bir Lake Geneva gölüne geziye gidiyorlar. Ve orada canları sıkılıyor akşamleyin yani. Diyorlar ki bir korku hikayesi yarışması düzenleyelim. Kiminki kazanacak, hadi bakalım herkes hikaye yazsın. Ve o dönemde enteresan hikayeler, enteresan eserler çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Lord Byron'ın ana karakter olarak, vampir olarak tasvir edildiği Polidori'nin çok ünlü eseri Vampir, Vampire diye Y ile yazar o ama. Bir tanesi de Frankenstein, işte Mary Shelley'nin yazdığı, o günlerde yazılmış bir eser. O dönemde oradaki işte o uykusuz geceleri, kabusları, vicdan azabıyla falan can nedir, hayat nedir, insan nedir bunları sorguluyor ama bunun temelinde çok ciddi bir romantik dönem kaygısı da var. Şöyle ki, o romanın içerisinde sıklıkla uzun uzun doğa tasvirleri görürsünüz. Mesela bir gotik yücelik kavramı var onun içinde. İşte dağlar şöyleydi, ağaçlar böyleydi. İşte o Frankenstein, Doktor Frankenstein yani yaratıktan kaçıp gittiği zaman işte ağaçlar bana huzur verdi. Orada işte ne kadar saat geçirdim bilmiyorum falan gibi. Yine Kaşif Walton var, uzun gemi şeylerine, seyahatlerine çıkar. Ve çok temel iki nosyon var burada. Bir, hani doğaya saklanma ama doğanın da getirdiği o korku duygusunun da altında ezilip bir onun yüceliğine huşu içerisinde yaklaşma duygusu. İki, keşfedilmemiş olanı keşfetme, bilinmemiş olanı bilme arzusuyla yanıp tutuşan bir insan figürü. Bu her ikisi de Prometheus'un bedeninde bence birleşiyor. Prometheus mitinde birleşiyor. Yani bir, doğadan korktuğu için bir saklanma, daha doğrusu yani kendini korumaya almak istiyor. Ne yapması lazım? Yani üşüyor çünkü, ısınması lazım. İki, doğayı kontrol altına alması lazım. Kendi korkusunun üstüne gitmesi lazım. Dolayısıyla ateşi buluyor. Ama bunu yaparken iyi mi yapıyor, kötü mü yapıyor? Çünkü ceza alıyor ya tanrılardan Prometheus, biliyorsunuz. Ne, hatırlayalım onu. Yani her gün bir yere zincirli Prometheus ve her gün gelip ciğerinden bir parça yiyen bir akbaba ya da kartal olduğu söylenen bir kuş var. Her gün o yara iyileşiyor. Ertesi gün bir daha aynısını yaşıyor. Sisyphos'un hikayesine benzer bir bitmek bilmez çilesi var Prometheus'un. Ceza alıyor bunu yaptığı için yani. O bilinmeyeni bilme arzusu ya da yapılamayanı yapma arzusu ve bunun karşılığında yüzleştiğimiz gerçeklik bence bütün insanlığın hikayesine uyarlanabilir bir şey. Bu Adem ve Havva mitinde de Havva'nın işte bilgi ağacından elmayı koparmasıyla da cennetten düşüşleriyle sonlanan bir şey aslında. Gene benzer bir tema var. Ve Mary Shelley'nin romanında da kendilerinden önce gelen aydınlanma çağının bir eleştirisi var burada aslında. Çünkü aydınlanmadan hani birazdan şey, daha önceden de bahsetmiştik, birkaç dakika öncesinde de bahsetmiştik. Aydınlanmayla ilgili o zaman da sorgulamalar var. Çünkü insanı sırf rasyoneliteye indirgemenin doğru bir şey olmadığını düşünüyorlar. Doğaya daha fazla bir yaklaşma durumu var. Bu doğadan uzaklaşmanın, onu kontrol altına almaya çalışmanın bu kadar doğru bir şey olmayacağını, bunun kötü sonuçlar doğurabileceğinin uyarısını yapıyor nitelikte Mary Shelley'nin romanı. O yüzden de ilk aydınlanmanın ilk erken eleştirisini zaten romantik dönemde görüyoruz. Ama hani şu anki posthumanizmle 21. yüzyılda bunu ifade etme şekillerimiz tabii ki başka kanallardan beslendiği için daha farklı söylüyoruz belki ama ben de bunu göstermeye çalıştım. Yani bu düşünce hep vardı. Yani o da kendi içinde bir diyalektikle gidiyor diyebiliriz. Yani bir hani rasyonelite mi, duygular ve doğa mı gibi bir ikili karşıtlığı gösteriyor olabilir orada da. Hocam şimdi kitabınızda şöyle bir ifadeniz var.
bu örnekler üzerine devam edebiliriz daha sonra, gene Star Wars vesaire kitabınızda var ama tekrar biraz teorik çerçeveye ben dönmek istiyorum. Posthumanizmin yaptığı şeylerden birisi olarak Homo sapiens kavramından hareketle post antroposantrizm üzerinden bir insan tanımını sorgular demişsiniz. Burada bu post antroposantrizm meselesi nedir? Yani bunun posthumanizmle olan ilişkisi nedir? Biraz buraya bir değinebilir miyiz? Tabii. Post antroposantrik düşünce aslında insan merkezcilikten uzaklaşan düşünce demek. Antroposantrizm çünkü insan merkezcilik. Şimdi bu hep problematize ettiğimiz şey antropos ya bizim. Yani bu antroposun bir erkek bedeninde temsil edile gelmesi, beyaz batılı olarak temsil edile gelmesi, standart dili konuşması vesaire vesaire. O insana atfedilen özelliklerinin sıkıntılı olması. Çünkü bir takım başka insanları dışarıda bırakması onun bir. İkincisi de insan nedir sorusuna tam olarak yanıt bulamadığımız için tek böyle monolitik bütün insanları kapsayacak bir tanımımız yok. Yani biyolojik bir tür olma haricinde. Felsefi anlamda buna getirilen bir eleştiri var dolayısıyla bunun altında. Postantroposantrizm dediğimiz düşünce yapısı sadece posthumanizm gibi felsefi akımları değil, aynı zamanda edebiyatı etkileyen örneğin eko eleştirinin de bugün geldiği haliyle çevreci beşeri bilimlere evrildi ya o şimdi. Posthumanizmle çok kol kola el ele çalışan bir alan. Orada da mesela sıklıkla görüyoruz bunu. Peki ya diğer canlılar diye sorduğumuz anda aslında post antroposantrik düşüncenin tam kalbine gitmiş oluyoruz. İnsanın merkezde olmasını sorgulamak demek o. Sorunun diğer bölümü neyle ilgiliydi onu hatırlamıyorum ama bir daha tekrar eder misiniz? Şunu söyledim. Notlarıma tekrar bakmam lazım. İnsan tanımını sorgular, post antroposantrizm üzerinden insan tanımını sorgular demişsiniz. Yani burada tam olarak neyi kastediyorsunuz onu? Şunu kastediyorum, yani tam olarak biz neyiz? Yani bu canlı türleri içerisinde bizim yerimiz neresi? Yani Darwin'in teorisine baktığınız zaman, evrimsel açıdan baktığınız zaman bir zincirin, belki besin zincirinin biz son halkasıyız şu anda, değil mi? Yani en tepede duruyoruz gibi duruyor. Ama bu sadece bundan ibaret bir mesele değil. Çünkü yani besin zincirinin son halkası haline getiren şey bizi, bizim bedensel özelliklerimiz değil, zihinsel özelliklerimiz oldu. Yani biz hani bir ayıdan daha kuvvetli değiliz, bir aslan kadar yırtıcı değiliz, işte çita kadar hızlı koşamayız, fil kadar büyük ve ağır değiliz falan filan. Ama bakıyorsunuz gözlerimiz önde, belli ki avcıyız. Ama bakıyorsunuz dişlerimiz o kadar sivri değil. Yani hani çiğ eti parçalamaya kalksan ya da bir hayvanı kürküyle yemeye kalksan falan öyle olacak bir şey değil. Yani aslanın geyiği yediği gibi yiyemeyeceğiz. Tırnaklarımıza bakıyorsunuz kedinin şeyi kadar, pençesi kadar bile yok. Yani bizi o evrimsel süreçte oraya taşıyan şey nedir'in sorgusu bir yandan. Bir diğer yandan da insanı hep böyle eşsiz ve üstün bir tür olarak tanımlaya geliyoruz ya, yani hep insan üzerine kuruluyor bütün beşeri bilimler ve işte atıyorum dile baktığınız zaman özellikle dil bilimle ilgili kısmında bu çok var. Dil insana has, insana özgü ve ayırt edici bir özellik olarak gösteriliyor ondan sonra, ama bunu şöyle sorgulayan, örneğin hayvan çalışmaları kanadından şöyle sorgulayan kişiler de var. Erika Fage var örneğin. Diyor ki madem ki senin dilin, madem ki insanın dili öncelikli, birincil olan ve en zekisi sensin türlerin, madem ki hani biz konuşabiliyoruz, ötekiler konuşamıyor diye bir ayrıma gidiyorsun hayvanlarla aranda. O zaman neden maymun dilini öğrenip konuşmuyorsun? Neden zekanın kıstası köpeğin insan dilini anlayabiliyor olmasıdır da insanın köpek dilini anlayabiliyor olması değildir diye tersine çevirerek bir soru soruyor. Yine Mary Midgley var mesela, o da bir düşünür. Hem teolojiyle ilgili çalışmaları var. Her tür diyor, yani baktığınız zaman her tür kendi çevresine göre, uyumlanma sürecine göre oldukça eşsiz olabilir. E. coli dediğiniz bakteri bağırsakta yaşamaya uyumlanıyor mesela, o da kendine göre çok eşsiz bir tür. Efendim termitler de çok eşsiz türler falan gibi.
bakıyorsunuz filler de çok eşsiz türler. İşte çok kimse de olmayan iki tane uzun uzun dişi var mesela şimdi. Yani kıstasın ne olacağını neden biz belirliyoruz sorusuyla yola çıkıyoruz. Tabii bu felsefi düşünceler içerisinde gerek hayvan çalışmalarından beslenerek, gerek zoolojiyle beslenerek, gerek biyolojiyle, kuantum fiziğiyle, sualtı biyolojisiyle beslenerek geliyor. Yine Merlin Sheldrake diye bir mantar bilimci var. Çok yakın zamanda çok değişik bir kitabı çıktı. Mantarların mesela o tür olarak bitki sınıfında değerlendirilmesinin ne kadar hatalı olduğuyla başlayarak o mantarların ne kadar önemli olduklarından bahseden çok geniş geniş tartışmalara açılan bir kitabı var mesela. Hani baktığınız zaman fantastik bir tür ve ucu bucağı yok o türlerin içinde kat kat çeşit çeşit bir sürü mantar var. Ya insana baktığınız zaman o kadar da büyük bir çeşitlilik göremiyoruz bir mantar türü kadar ya da bir bakteri türü kadar örneğin. O zaman biz o kadar üstün değil miyiz yani'ye geliyor mesele biraz da. Bu tabii komik açılımları da olabiliyor şu an konuşurken insan ister istemez gülümsüyor. Çünkü biz kendi tahtımıza çok alışığız. Hep biziz ya yani hani dünyanın hakimi biz olduğumuz için falan. Ama bir yandan da şu demek tabii geri döneceğim konuya. Antroposun batılı, beyaz, standart, dil konuşan, fiziki gücü, kuvveti yerinde işte birinci dünya ülkesi diye adlandırılmış ayrıcalıklı ülkelerden gelen weird diyorlar ona bazıları işte western, batılı, educated, eğitimli, industrialized, sanayileşmiş, R, rich yani zengin ve D, democratic, demokrasisiyle övünen bu weird kavramı tuhaf demek aslında weird ama onu bir kısaltma yapmışlar. Bu tuhaf ülkelerden, weird ülkelerden gelen bir erkek o. Antropos. Dolayısıyla dünyanın hakimiyim diye gezen de o. Baktığınız zaman dünyanın hakimi biz, yani ben de değilim mesela. Ama siz de değilsiniz mesela. Yani erkek olmanız kurtarmıyor örneğin filan gibi. Dolayısıyla kim o insan sorusunu sormak demek işte o post antroposentrik sorgulamaların kapısını açmak demek. Bunu kastediyor kitapta. Ama burada şöyle bir durum yok mu? Yani bunu sağlayan da yani bu soruları sormamızı sağlayan da yine dönüp dolaşıp düşündüğümüz zaman işte aydınlanma düşüncesiyle geldiğimiz yer yani bundan evet. Öncesinde yani ben daha böyle geniş bir perspektifte bakmaya yani önerdiğimde mesela 20 bin yıl 12 bin yıllık bir süreçte bakarsak mesela tarım toplumuyla beraber hiyerarşi oluşuyor ve insanın özelinde de erkeği işte rahipliği ona veriyor, savaşçılığı ona veriyor, krallığı ona veriyor ve tarım toplumunun o hiyerarşik yapısı içinde ve onun yarattığı dinsel kurumları yani bugün işte Sami dinlerinden bahsedebiliriz bunlar mesela o kurumsal yapıyla beraber gelişen şeyler. Siyaset dediğimiz şey işte krallıklar, imparatorluklar, oradaki fikirler. Bu işte herhalde 1800'lere, 1900'lere kadar gelen ve gelen bir düşünce ve gelen bir ne diyeyim, kemikleşmiş bir yapı. Evet. 1900-1800'ler itibariyle bu sanayi devrimi o bütün o yapıyı yıkıyor aslında. Yani şu anda hala o etkileri görüyoruz. Yani o sanayi devrimiyle başlayan şimdi işte teknoloji devrimiyle işte informasyon devrimiyle aslında sürekli devam eden bir süreç bitmemiş. Yani tarım devrimi ne kadar hani X zamanında olan bir şey değil. Yani nasıl diyelim? İşte Mezopotamya'da başlayıp oradan dalga dalga yayılan uzun bir süreç. Bu da aynı şekilde aydınlanmayla ve onunla beraber işte sanayinin dönüşmesiyle başlayan mesela şeyi buradan bağımsız düşünemeyiz. Yani enformasyon devrimini sanayi devriminden bağımsız düşünemeyiz ve o bütün yapıyı yıkıyor ve ya yıkıyor mu acaba? Ben ondan çok emin değilim. Yapıyı yıkmıyor da üstüne ekliyor gibi geliyor bana. Çünkü baktığınız zaman yani ekonomik güçle bilgi üretme gücü, sanayi güç, askeri güç, onların hepsi ya da siyasi güç, bunların hepsi el ele yürüyen şeyler ve söylemi üretme gücü veriyor aslında. Ama bugün yani bugün bunları konuşabiliyorsak bu yapı yıkıldığı içindir. Yani şu anda... Bu için mi yoksa o yapı devam ettiği için mi konuşuyoruz? O da ayrı bir tabii sorgulama meselesi. Yani sorusuna mesela, aslında?
Özür dilerim araya girdim ama aklıma hemen unutmadan söylemek yok, istiyorum yok. Onu. Ben zaten ben şey yapmıyorum, korsan tebliğ vermiyorum. Yo, sohbet ediyoruz yani güzel. Katkılarınız hoş yani çok teşekkür yani ederim. Şey açısından ben hani sürekli üzerine düşündüğüm şey o. Yani şu anda bulunduğumuz o mesela tarım toplumuna geçtikten sonra insanların biyolojik farklılaşması, işte bel ağrısının ortaya çıkması, toplumsal o yapının iş bölümünün keskinleşmesi, mesela avcı toplumunun öncesindeki, daha doğrusu tarım toplumunun öncesinde avcı yapı, avcı toplumsal yapı nasıldı ve o süreçte nasıl dönüştüyse, bence bu yapıda, ama tabii şeyi her zaman muhafaza ederek, yani şimdi bugün Mars'a gidiyoruz, Mars'a işte şey indirildi birkaç gün önce, Perseverance gitti. Evet, araç indirdik. Ama bu sürekli olarak iyiye gidecek diye bir şey yok. Ben mesela işte bunun şeyi derinleştirebileceğini de yani her zaman göz önünde bulundurmak gerekiyor. Toplumsal, sınıfsal yapıyı. Yani elimizde mesela bir Expanse diye bir mesela bir şey var, bir roman var. Oradaki romanda anlatılan hikayede aslında bu bilim kurgunun veyahut da bu uzaya gitmeyen, hep biz uzaya gidenleri şey olarak düşünüyoruz. Yani uzay filmlerinde sınıfsız, yekpare ve herkesin mutlu olduğu bir toplumdan bahsediliyor. Ama bu belki bize... Bu öyle değil işte. Posthumanizm tam da bunu söylüyor zaten. Yani kim erişecek o teknolojilere? Transhumanizme karşı çıktığı nokta bu zaten. Yani mesela Neuralink'i düşünelim. Hani yola çıkış amacı çok güzel bir şeymiş gibi görünüyor. Diyor ki engelli bireylerin beyin gücünü daha artırma ya da işte varsa sıkıntısı bunu giderme falan. Sonra web sitesine dönüp bakıyorsunuz şöyle bir şey yazıyor orada. Diyor ki belki ileride herhangi bir engeli olmayan, fiziksel ya da zihinsel engeli olmayan kişiler de kullanabilir gibi bir söz var. Ne için kullanacaklar bunu? Buna yanıt olmadığı gibi burası çok hani etik anlamda bir soru işareti yaratıyor bir kere. İkincisi ve daha önemlisi engelli bireyler için yapılmış bir şey olsa bile kim erişecek bu teknolojilere? Kimin için o? Yani yine dönüp dolaşıp hangi insan sorusuna gelmek zorunda kalıyoruz? Bu bir. İkincisi, bütün bunları sorgulamamızın yolunu açan şey de aslında aydınlanma düşüncesi ve hani eğitim minvalinde düşünüyorsunuz sanırım. Onu söylemek istediniz yani. Ama biz tabii Batı kültürüne nispeten daha yakın olduğumuz için belki böyle görüyor olabiliriz. Yoksa kadim geleneklere baktığınız zaman, yani Türklerde de var, bu şaman geleneğinde de var. Konuşan doğa diye bir şey vardır yani. Orada siz hani bunu spiritüalizme indirgeyebilirsiniz, animizme indirgeyebilirsiniz ama hani posthumanizm bunu animizme ya da spiritüalizme dayandırmadan da bilimsel olarak bir kanalı mesela biyosemiyotik diye bir alana bağlı. Bu çevreci beşeri bilimlere de gidiyor, posthuman çalışmalara da gidiyor altı. Semiyotik dediğimiz gösterge bilim normalde insan dünyasına ait kültürel ya da dilsel İşaretleri incelemek üzerine kurulu ama biyosemiyotik dediğinizde örneğin ağaçların o polen göndererek birbirlerine sinyal vererek haberleşme yöntemlerinden tutun da arıların o işte waggle dance dedikleri hani dans ederek birbirlerine yiyeceğin yerini söyleme, avcılara haber verme gibi işlevlerini de mesela bir iletişim yöntemi olarak dil olarak kabul edilebileceğini düşünerek çalışma yapan bir alandan bahsediyoruz. Aslında bütün bunların öz olarak düşüncede kadim geleneklerde bunların izlerini görüyoruz, görmüyor değiliz biz. Eski destanlara dönüp baktığınızda da bunların izleri var. Doğu kültüründe Star Wars demişti biraz önce Cengiz Bey. Mesela Star Wars bölümünü ben tutup Darth Vader'ın nasıl da bir cyborg olduğundan ele almadım da gittim oradaki güç kavramının nasıl böyle o madde ve enerji bağını kurduğundan ele alarak inceledim mesela. Onu yapmayı tercih ettim. Çünkü bence posthumanizmin asıl dayandığı nokta o kısım. Yeni maddecilikle çok el ele yürüdüğü bir, yeni materyalizm de diyorlar ona. O alanla el ele yürüdüğü bir akım. Şimdi hal böyleyken sadece Batı adamının söylemiyle hareket etmiş sayılmayız bence. Ama bir ek daha yapacağım buna. Postkolonyalizmin ortaya çıkışı da böyle bir şey değil miydi zaten? Yani ikinci, üçüncü jenerasyon ve eski sömürgelerden ana vatan İngiltere'ye göç etmiş gençler oranın eğitimini aldıkları zaman Empire Strikes Back dediğimiz ya da Empire Writes Back dediğimiz imparatorluk geri vuruyor dediğimiz şey tam o Star Wars'un gönderme yaptığı şey aslında. İmparatorluğun o eski dökülen parçalarından gelen genç nesil
Siz bize bunları yaşattınız, bizim atalarımızı şöyle sömürdünüz, böyle plantasyonlarda çalıştırdınız, böyle insan yerine koymadınız, bize haksızlık ettiniz diye çatır çatır edebiyatını da yazdı, bunun teorisini de oluşturdu. Ve hangi insan sorusunu kendileri için, kendi ırkları, kendi etnisiteleri için sordular. Aynı şey işte şu anda biz de yani hani posthumanist bütün o bu şeylere gönül vermiş kimseler için söyleyeyim. Aynı şeyi biz o transhümanizmin ya da işte teknolojinin getirdiği bütün o nimetlerden faydalanarak sorabiliriz. Hangi insan sorusunu tekrar sorabiliriz? Kimin için diye sorabiliriz yani. Yani bu geri vurmanın bunu bir silah olarak kullanmışlardı dili onlar. Biz de bunu kullanabiliriz pekala. Neden olmasın yani? Hocam bu sizin kitabınızda Neo, Matrix'ten ve Neo'dan da bahsediyorsunuz bir yerde ama yani onu çok didiklememişsiniz. Şimdi bir takım böyle epigraflar var oralarda. Evet. Onlar mesela o metni okurken o epigraflar bayağı bir kafa açıyor. Bu gerek yani popüler bilim kurgularda işte Hollywood sinemasında vesaire bu posthumanizm meselesi nasıl işleniyor? Yani siz mesela baktığınız zaman biraz kitabınızda bahsediyorsunuz, oraya da girelim. Hani bu Star Wars meselesi, işte Matrix gibi filmler vesaire. Bunlar gelecekten bize mutlaka bir takım haberler veriyor ama buna eleştirel bir yaklaşım da herhalde getirmek gerekiyor. Evet. Bunlarla ilgili böyle neler söylemek istersiniz? Şimdi gelecekten haber getiriyor derken daha sonra çok tehlikeli yerlere gidebiliyor. O yüzden biraz korkuyorum bu konudan ama temkinli bahsetmeye başlayacağım şimdi. Şimdi mesela Terminator filmi gibi filmleri düşünelim, Matrix'i düşünelim. Hani bilim kurgunun o yani bunların yapıldığı dönemde o 90'lı yıllarda işte 80'den 90'a 2000'lere uzanan bir Terminator geleneği var. 90'ların sonundan 2000'lerin başına uzanan bir Matrix serisi var vesaire. Bunlar çok vurdu geçti, yıktı geçti yani hani olay olmuşlardı biliyorsunuz. Çok önemli filmler, kült filmler bunlar. Ama yani yanlış anlaşılma potansiyeli şöyle yüksek. Şimdi siz Matrix'e oturup vay anasını ne biçim bilim kurguymuş bu, yürü be falan diye seyrediyorsanız ya da işte vay yavrum Neo ne güzel dövüşüyor, helal be falan diye seyrediyorsanız burada şimdi o yüzeysel okuması tamam. O hani seyirlik, çekirdeğinizi alır yersiniz tamam. Burada bir şey yok. Ama bunlar evet öykünülecek bir teknoloji olsun diye seyrediyorsanız burada da hafif hafif içten transhümanist meyilleriniz var demektir. O da biraz tehlikeli tabii. Şimdi Neo'nun arka planında ya da Matrix'in arka planında çok ciddi felsefi bir düşünce var bence. Ve bunun üzerine çok yazıldı, çizildi de aslında. Sinema dergilerinde de yazıldı, felsefi olarak da tartışıldı. Mesela bir sahnenin bir tanesi şu an aklıma geliyor. Neo'yu o evde ilk buldukları zaman işte hani sen seçilmiş kişisin gel diye çağıracaklar ya onu. O mesela elinde Roland Barthes'ın Mythologies kitabını okuyor. Yani o postmodern kültüre çok ciddi göndermeleri olan ama dini anlamda da işte seçilmiş kişi Neo'nun işte bir değişik bir çeşit yazarsanız One oluyor, Chosen One gibi. Anakin'le çok benzerliği var o anlamda falan. Seçilmiş kişi olması falan. Hep bir benzer İncil mitlerini, İncil anlatılarını tekrara dayanan şeyler var. Nebukadnezar diye gemi vardı yani hatırlayın. Orada hani İncil'e çok ciddi falan göndermeler var. Felsefi arka planı da var. Ama bizim anladığımız postyumun dediğimiz şey tam olarak bu değil. Yani biz hepimiz küvezlerde yatalım öyle bir sahnesi vardı hatırlıyorsanız. Herkes uyku halinde ama aslında bilinci başka yerlerde geziyor falan. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum ben posthuman derken. Daha çok transhuman şeylerine gidiyor gibi bu. Benim anladığım haliyle posthuman, ben doktora tezimde çizgi film çalışmıştım mesela. Özellikle eyleyicilik yani maddeye ait, insana ait olmayan eyleyicilik. Yani nedir o? Aktif olma, olayların akışını değiştirebilme kapasitesi olarak yeniden tanımlanmış olan eyleyicilik kavramıyla tanımlamak istiyorum ben posthumanizmi. Çünkü yani çizgi filmler, bilim kurgu ve fantastik edebiyat, fantastik filmler bunun için çok elverişli. Çünkü ona şu ön kabulle oturuyorsunuz başına ya. Mesela çizgi filmin atıyorum köpek konuşuyor sizinle.
Garfield'ı düşünün mesela, işte konuşuyor falan ya. Ya da işte şuradaki bir bardak ayaklanmış, sizinle konuşmaya geliyor bir çizgi filmde. Ya böyle şey olur mu? Hadi canım deli saçması demeyeceğiniz bir ön kabulle oturduğunuz için onun başına. O cansız zannettiğimiz nesnelerin eğleyiciliğini anlatmakta çok iyi bir araç bu. Çünkü biz insanız en nihayetinde ve bizim de algımız kendimizle sınırlı. Thomas Nagel'ın çok ünlü bir makalesi var, ona sıklıkla atıf yapıyorum ben. Yarasa olmak nasıl bir şeydir başlığı. Diyor ki orada, biz hiç yarasa olmadık ki nereden bilelim yarasa olmak nasıl bir şeydir. Ve bizim elimizde ister sanal gerçeklik olsun, isterseniz adım adım bütün benliğinizi, vücudunuzu bir yarasaya dönüştürebilecek kapasiteye sahip olun. Şimdi tutun ki ben dönüştüm yarasaya, Drakula gibi. Yarasaya dönüştüğüm anda benim artık zihnim Başak Ağın adlı insanın zihni olmaktan çıkıp bir yarasanın kendi zihni olacak. Dolayısıyla ben hiçbir zaman o objektif gözle yarasa olmanın ne demek olduğunu anlayamayacağım. Yarasaya dönüşsem bile onu yarasa olarak bilebileceğim. Bizim insan olarak bunu bilebilmemizin imkan ve ihtimali yok. İşte bu yüzden biz antropomorfizm dediğimiz o insana benzetme özelliklerinden yola çıkıyoruz. Çizgi filmlerde, fantastik filmlerde, bilim kurgularda cansız varlıkları da, insan olmayan varlıkları da konuşturuyoruz. Bazılarını iki ayaklı yapıyoruz, sevimli olsunlar diye işte böyle kocaman gözler yapıyoruz onlara falan filan. Nereden geldik biz buraya bilmiyorum ama Matrix konuşuyorduk değil mi? O epigraflardan söz etmiştiniz kitabın içerisinde. Matrix'le ilgili şöyle bir epigraf var orada, yanlış hatırlamıyorsam. Ne yazık ki Matrix'in ne olduğunu hiç kimse söyleyemez diyor ya Morpheus. Onu almıştım ben orada. Benim orada onu alma sebebim şu. Ne yazık ki posthuman deneyim olarak ya da insan nedir olarak, siz nesiniz sorusuna hiç kimsenin tek bir yanıtı çıkamaz. Yani 8 milyar insan varsa bu tanımda uzlaşmamız bizim çok zor. Ama aynı şey diğer dünya varlıkları için de geçerli. Bu bir hayat yelpazesi ve o yelpazede kendimizden başka varlıkların da olduğunu kabul etmek ve hayat şeklimizi de ona göre adapte etmek zorundayız. Yoksa işte bugün geldiğimiz durum itibariyle iklim krizi zaten işte aldı başını gidiyor. İşte hastalıklar var, devamlı zoonotik. Yani daha dün mesela haber vardı, yeni bir kuş gribi türü daha çıkmış, salgına meyilliymiş bilmem ne falan. Bunlar hep bizim sadece kendimizi düşünerek, başka hiçbir türü düşünmeyerek yaptığımız hareketlerin sonucunda başımıza gelen şeyler. Ve kendimizle beraber bütün dünyanın ayağını sıkıyoruz. Sorunumuz bu bizim. Bir başka epigraf daha vardı orada. Jeanette Winterson'ın Frankenstein romanından almıştım. Gerçeklik suda çözünebilir diye. O epigraf da mesela çok önemli. Çünkü Frankenstein romanı Mary Shelley'nin Frankenstein'ını yazma hikayesini anlatan bir takım bölümlere sahip. Ve o Frankenstein romanının arka planını yazan 5 kişi vardı ya, hani o Ceneva'ya giden 5 kişi, işte Lord Byron, Mary Shelley, Mary Shelley'nin eşi Percy Shelley, Claire Claremont ve John Polidori. Bunların hepsini 21. yüzyılda bir Tennessee'de yapılan bir robotik fuarına götürüyor. Hepsini yeniden karakter veriyor ve isimlerini değiştiriyor. Lord Byron, Ron Lord diye bir bot üreticisi olmuş. Seks robotu yapıyor bu adam. Öyle bir karaktere dönüştürmüş onu falan. Hem çok komik, hem çok ironik bir eleştirisini sunuyor. Hem de öyle bir yeniden yazım süreci var ki o romanın. Mary Shelley'i öyle bir ağızdan konuşturtuyor ki 21. yüzyıla posthuman feminist bir kadın olarak koyun oradaki Mary Shelley'i, hiç sırıtmaz. Yani o yüzden o şeylerin aslında oradaki epigrafların birbirine geçişleri var. Çok ince seçilmiş şeyler onlar. Hocam peki şeyi sorayım ben son soru olarak. Tabii biz edebiyat üzerinden konuşuyoruz ama edebiyat belki de sinema da olabilir. Posthümanizmi kavramsallaştırabileceğimiz, daha iyi anlayabileceğimiz, görselleştirebilen hem şey olarak, metin olarak hem de sinema olarak bir şey var mı? Bir metin, bir film var mı? Posthümanizmle doğrudan ilişki evet. Böyle çok güzel. Çizgi filmlerde özellikle bu çok var. Yani bu mesela Hollywood'un meşhur çizgi filmleri falan bu işi çok yapmıyor. Çünkü onlar geri dönüp tekrar hep insan merkezciliğe geri dönüyorlar. Mesela Wall-E'yi düşünelim. Wall-E'de yok olmuş, mahvolmuş, çöplerle kaplanmış bir gezegen var.
insanlar kaçıp gitmişler. Aynen bugün bizim planladığımız gibi, Mars'a yerleşmeyi düşündüğümüz gibi bir takım koloni oluşmuş uzay gemilerinde ve makinalara da bağlı. Çok da hareketsiz kaldıkları için kemikleri, kasları küçülmüş, kendileri tombik olmuşlar. Devamlı böyle fast food'la beslenen, elini kolunu kaldıramayan vaziyete gelmişler. Bekliyorlar ki dünyada küçük Wally ve arkadaşları o gezegeni temizlesin de orada bir dal, bir yaprak, bir şey türerse, yeniden hayat olursa geri dönecekler diye yıllar boyu beklemişler. Böyle bir hikaye var. Ve hikaye çok güzel, çok ironik ama eninde sonunda geri döndüğümüzde biz bu gezegene tekrar aynı hikayeyi yeniden kurmak üzere döndüklerini görüyoruz filmin sonunda. Ve aynı düzeni bir daha getirecek. Bir daha yok oluş demek bu o zaman. Hiç ders almamış bir topluluğu geri getiriyor. Onun yerine doktora tezimde incelediğim 6 tane kısa çizgi film vardı benim mesela. Bunlar çok güzel anlatıyorlar. Matter Fisher diye bir çizgi film var mesela. Kısacık bir çizgi film, siyah beyaz. Matter, madde olan Matter. Fisher de balıkçı olan Fisher. Matter Fisher diye Google'da aratırsanız ya da YouTube'da aratırsanız, Vimeo'da aratırsanız videosu çıkacaktır. İçerisinde hiçbir konuşma olmayan, sadece nesnelerin evrilip çevrilip birbirlerine dönüştükleri bir çizgi film bu. O aslında hepimiz yıldız tozuyuz deyin, hepimiz tözüz deyin, hepimiz canız deyin, hepimiz biriz deyin, ne diyorsanız deyin bunun adına. O maddenin özünün bir olduğu, o madde ve enerjinin her türlü varlıkta kendini gösterdiğini anlatan bir çizgi film mesela bu. Benim posthumanizm anlayışıma en çok bu uyuyor diyebilirim. Yine Story of a Stone diye bir çizgi film vardı. İsmini yanlış söylüyor olabilirim ama merak edenler Google'a benim adımı ve doktora tezi yazarlarsa açık erişimde Hacettepe'den çıkıyor. Tezin kaynakçasına bakıversinler. Orada bulacaklardır bütün o çizgi filmlerin hangileri olduğunu. O da mesela o taşın hikayesini anlatıyor. Uyumakta olan bir kayayken göz yapmışlar, böyle insanlaştırmışlar kayayı. Uyumakta olan, dinlenmekte olan bir kayayken insanlar tarafından rahatsız edilip uyandırılan, insanların kendisini kazmasıyla çeşitli kayalara dönüşen, o kayalardan evrilip taşlara dönüşen, taşın en sonunda kuma dönüşen, kumdan cam yapılan ve camdan bir mikroskop camı yapılan, hatta en sonunda bir uydunun gözlem noktasına takılacak olan bir cama dönüşüp uzaya giden bir dağın, bir taşın hikayesi bu. En son uzayda uzay atığı debris haline geliyor, çakılıyor o uydu yeryüzüne ve geri dönüyor yeryüzüne. Tekrar kuma karışıyor, kumlar birleşiyor, taş oluyor, kaya oluyor ve eski uykusuna, dağ haline geri dönüyor o birikinti haliyle. Çok tatlı bir hikaye bu. Bence o işte hani insan ve doğanın, doğa ve kültürün nasıl iç içe geçmiş olduğunu, nasıl birbirinden ayrılmaz olduğunu, siz biraz önce söylediniz ya mesela, tarım toplumundan sonra, tarıma geçişten sonra insanlardaki hastalıklar değişmeye başladı. Örneğin işte bel ağrıları çıktı ortaya gibi. Doğayla kültürün nasıl iç içe olduğunu gösteren şeyler bunlar işte. Yani biz bir şeyler ürettikçe kendi bedenimizi de ona adapte ediyoruz. Ona göre bedenimizin de gerek hastalık üreterek, gerek iyi yönde ilerleyerek değişik evrimlerine yol açıyoruz. Ve bunlar hiçbir zaman birbirinden ayrılmıyor. Posthumanizmin en kilit noktası bu doğa ve kültürün iç içeliği zaten. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık bir saattir kitabınız üzerine görüşlerinizi aktardınız. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Daha sonra da kapatalım. Çok teşekkür ediyorum beni misafir ettiğiniz için. Heyecanla bekliyorum kitap setimi. İzleyicilerimize selamlar. Kitapları okudukça, benim yazdığım kitabı da okudukça sizin bugün armağan edeceğiniz kitapları da almış olanlar olabilir. Onları da okudukça yine sohbet etmek isterlerse biz buradayız. E-mail atabilirler, Twitter'dan yazabilirler. Ben açığım diyaloğa. Pentacle web sitemize yazı yazabilirler. Posthumanizmle ilgilenenler mutlaka bana ulaşabilirler. Diğer arkadaşlarımıza da ulaşabilirler. Memnun oluyorum ben Türkiye'de posthumanizm çalışmalarının duyulmasından. O yüzden çok teşekkür ederim beni misafir ettiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. 207. yayınımız burada sona eriyor. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Kronik Kitaba ve Başak Alan'a katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.